Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Tabii WhatsApp'tan çok mesaj geliyor. Reytingleri Sayın Yokuş sallıyor. Onu hemen söyleyeyim. Tabii Sayın Milletvekili sıra dışı bir siyasetçi kimliği de izliyor. Yani 24 Haziran seçimleri bittikten sonra Ankara'da, Konya merkezde değil, yine köyleri dolaştığınızı söylediniz. Ya seçimden önce gittiğiniz köyleri tekrar dolaştınız. Buradaki yaklaşım size nasıldı? Köylü ne talep ediyor? Efendim aslında köylü sadece ülkemizi yönetenler, hükümetimiz yahu bizim varlığımızdan haberdar olsun diyor. Yani sanki öksüz bırakılmış gibi bir hal var. Hı-hı. Dertleri çok. Yani diyorlar ki mesela, ya biz çiftçilik yapmaya devam edelim, ekmeye devam edelim ama devletimiz diyor planlı ürün ekimine bizi yönlendirsin. Yani planlı dediği şu, desin ki bana işte şu ürünleri, şu toprak analizinizde şunları üretin. Ha onun dışında diyor ki doğru bir maliyet hesabı yapsın devletimiz. Yani benim emeğimi de içine koyarak, girdilerimi de hesap ederek bir hesap yapsın. Ha ondan sonra diyor bizi tüccarın eline bırakmasın. Yani emeğimizi zayi etmesin. Aracıları kullanmasın. Benim malım, ben bileyim ki yani işte bazı şöyle oluyor ya, bir sene önce nohut iyi para ediyor, işte arz talep meselesi, herkes ona yükleniyor. İşte bu sene olduğu gibi 3 lira 2,5 lira, geçen sene belki 7 lira 8 lira 9 lira sattı kilosunu. Yani bunlardan beni kurtar diyor. Yani sanki çiftçi bir kumar oynuyor ekstra bazı ürünler ekmekte. İşte mısır, bakıyorsunuz mısırda azıcık kıpırdama mısıra yöneliyor. Halbuki mısır biliyorsunuz su tüketimi açısından çok yani fazla. Konya'da aslında mısır üretimini teşvik etmemek lazım. Neden? Suyumuz zaten az. Onun yerine suyu az kullandığımız yem bitkileri olabilir. Tarım bitkileri, yem bitkilerini yönlendirelim ama fiyatını da adam gibi tatmin edelim yani. Burada Sayın Vekilim, şu konuyu da hemen söylemeden geçemeyeceğim. Aklımdan çıkarsa unuturum. Geçenlerde Tarım Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Yunus Kılıç, ben de davet edeceğim programa, şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki benim hayalim, ben hem Mehteker hem hem Faruk Çelik'e hem de Fakir Baba'ya da danışmanlık yaptığım dönemde de ben bunları söyledim. Bu benim hayalim. Çiftçi ürünü ekmeden önce biz şeyi verelim, şunları ek. Bu mala da bir fiyat belirleyelim. Aynı sizin söylediğiniz gibi. Maliyetlerimi, emeğimi, girdilerimi ona göre şey yapıp bir de geçim rakamı üzerine koyup tüccara yem etmeden o rakamı belirleyelim. Bunun üzerinde satarsa helal hoş olsun ama altında satarsa o farkı devlet ödesi diye bir hayalim var dedi. Bu hayal gerçekleşir mi bilemem. Bakın bu sizin dediğiniz Milli Tarım Projesi adı altında açıklanan programda vardı zaten. Güzel, ne güzel, vekilimiz hayal kurmuş. Ama hayal diyor. Ha, işte. O vekilimiz danışmanlık yapmış. 16 yıldır bu iktidarın mensubu. Ya kardeşim bu dünyada nasıl yapılıyor belli. Gelişmiş ülkelerde belli. Sen yeter ki tarım çiftçini şey yerine koy. Değer ver. İşte onun için ben de dedim ya. Şimdi yani bunun bir hedefimiz bu tabii, demiyor. Hayalim bu diyor. Diyor ki o hayali doğru. Yani diyor ki bizi tüccarın elinde oyuncak etmesin. İki, daha doğrusu bir madde. Teşvikler zamanında versin. Ya şimdi buzağı teşviki ben gördüm. Dediler ki ya birçok yerde 2017'den 18 yılına kadar yani 10 ay geçti. Hala buzağı teşvikini alamadık diyor. Şimdi şikayet yap. Yani ve diyor ki benim çiftçim yahu diyor gübreye, mazota, tohuma ve ilaca gelen yüksek artışlar telafi edilsin. Şimdi bakın şu anda
Türkiye'nin diğer yerlerini bilemem. Ama hı-hı, Konya çiftçisi inanın borç dert ekmeye çalışıyor. Yani borç dert dediğim şu. Yani önünü göremiyor. Borçlanarak tohum şey almaya çalışıyor, gübre. Yani almaya çalışıyor. Fakat şu gerçeği size söyleyeyim. Bakın orada verdiğim soru onu önergesi okuyorum, elinizde. Okuyorum, çok enteresan. İsterseniz okuyayım mı? Okuyun. Şunu bitireyim, soru önergemi okuyun. Orada soru önergesinde verdiğim gibi benim dedim ki, dedi diyor ki köylüm, ya diyor ben şimdi Allah aşkına gübreye gelmiş %100'den fazla zam. Öyle mi? Mazot %50'den fazla zam. Tohum yine öyle. Hı-hı. İlaç öyle. E şimdi kardeşim elektrik fiyatları hele hele çoğu şey olmuş, icralık olmuş. Çiftçi perişan. Evet, birçok yerde kuyular kapanmış. Ben birçok köye gittim. Elektrik idaresi METAŞ'ta mahkemelikler. Şey olmuşlar. Yani orada kapat- da şöyle bir zulüm var. Onu da değinelim isterseniz gelmişken. METAŞ iddialara göre bir ay ödemeyince kesiyor, aboneliği iptal ediyor. Yeniden abone yapıyor. Yeniden abone olması abone için parası 3-4 bir daha alıyor. 3-4 kat daha tabii, fazlası abone parası. Şimdi para yani, alıyor. Köylü şunu yahu bizi MEDAŞ'a hatta birçok köylü bunu da demeden edemeyeceğim. Kim alınırsa alınsın. İçinde dostlarım da olsa. Bu birlikler var ya, sulama birlikleri, süt birlikleri, bilmem ne birlikleri. Çiftçimizin kahır ekseriyeti bunlardan şikayetçi. Ziraat odaları. Ziraat odaları zaten ziraat odaları sahipsiz. O ayrı bir dert. Yani yahu diyorlar bizim hadi hükümet sahip çıkmıyor. Anladık da diyorlar çoğu. Ya bu bizim birlikler ne işe yarar? Yani neden bize sahip çıkmazlar? Yani sözün özü vatandaş kaderine terk edilmiş, tüccarın, MEDAŞ'ın, bilmem kimin insafına bırakılmış. Yani açıkçası bu. Elektriği aynı şekilde bütün bakın ekimler az olacak. İki, çiftçilerin çoğu icralık daha da beter olacak. Artık bankalar da eskisi gibi kredi alamayacaklar. Niye? Eskiden düşük faizli kredi alıyorlardı. Hatta faizin üstüne borçlanıp tekrar uzatıyorlardı. E şimdi nasıl yapsınlar? Şimdi normal faizler %30'ları buldu. Faizin faizi kalsın dediğin zaman %40-45'lere çıktı. Ne yapacak şimdi? Hayır çiftçi ne yapacak? Ha çiftçi başka bir şey diyor. Ya diyor bana devlet şey veriyor. Efendim destek veriyor. Banka diyor destekleme verirken %40 oranında benden para alıyor diyor ya. Ne parası? İşletme parası mı diyor? Ne diyor? Örneğin. Kaynak kullanım bedeli alıyor. Yani, ne alıyor? Yani çiftçi diyor ki arkadaş adını teşvik koyuyor. Adını bilmem destek koyuyor. Bir kısmını geri devlet bankalar tırpanlıyor. Bakın sayın şöyle bir durum da var. Yine bunu Yunus Kılıç söyledi. Yunus Kılıç'la ilgili bugün ismi çok geçecek. Eğer programı izliyorsa veya cevap hakkını kullanmak isterse bağlanabilir. Diyor ki sizin soru önergesinde 4. maddesinde var bu. Gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz noktası. Bunu bir açıklayayım isterseniz. Evet, ondan sonra siz cevap verin. Muhalefet diyor hesap yapmayı bilmiyor diyor. Neden bilmiyor diyor. Kardeşim diyor bizim diyor sadece 13 milyar TL biz nakdi destek veriyoruz. Ama sulama barajları, toplulaştırma, diğer çalışmalar, diğer bakanlıkların köylerle ilgili projesi bunları diyor saymıyor diyor. Biz diyor Avrupalı'dan daha fazla veriyoruz diyor. Yani bu ben kusura bakmayın tarım programı yapan bakın, bir gazeteci ben olarak değilim. Benim hafızam aklımda dalga geçmesi beni rahatsız ben ediyor. Ben tarımcı değilim. Ama sayın vekil biraz işin şovunu yapmış. Orada var. Verin efendim okuyalım. Bakın. Buyurun. Bakın. Yahu arkadaş kanun koymuşuz. Kanun. Ya burası hukuk devleti mi? Demişiz ki 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 21. maddesi. Ey çiftçilerim, tarımsal destekleme programlarının finansmanı bütçe kaynakları ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz diyor.
Ve bugün hükümet bunu çiğniyor. %1 oranında vermiyor. O zaman o sayın vekil cevap versin bana. Tarım Bakanı cevap versin. Zaten Tarım Bakanı tarımı bildiği mi var? Allah aşkına bildiği mi var? Gördüm. Ben şunu söyledim. Yani kusura bakmasın bunlar, bakın. Göstermelik biz, bir ha, bakan. Ben soru önergesi verdim. Versin Yiğit bana bu cevabı. Ben Türkiye'deki 6,5-7 milyon çiftçimiz için soru önergesi verdim. İşte burada okuyun maddelerini. Okuyun. Hı-hı. En önemlisi de o. Yani siz yasal hakkı olan çiftçinin milli bütçeden vermeniz gereken parayı bile vermiyorsun. İşte baraj yapıyoruz diyor, toplaştırma ya kardeşim, yapıyoruz. Kardeşim vermiyorsun ya. Burada öyle demiyor. Baraj yapar harcarım bilmem ne demiyor. Teşvik diyor, bakın. Ne diyor? Aile kaynakların tarımsal destekleme programlarına. Ne demek yani? Baraj yapıyormuş da bilmem ne yapıyormuş. Bıraksın bunları. Toplaştırma kim için yapıyorum? Bırak, onlar için yapıyorum diyor. O yüzden o da ona gider yani diyor. Yani şimdi toplulaştırmada bir rezalet zaten. Firmaların yaptığı birçok şey. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bunlar iyi niyetli değil. Daha bana cevap verebilmiş değiller. Ha bakın vatandaşlar. Ben bunu vermişim. 26 Eylül'de cevap vermişim. Cevap verme zorunluluğu var mı? Valla zorunluluğu yoksa. Sanki kaldırıldı gibi biliyorum. Yo. O meclisi kapatsınlar o zaman. Bunun cevabını alamadığım sürece başlarına kakarım. Bakanı yakaladığım yerde sorarım. Cumhurbaşkanını gördüğüm yerde sorarım. Ben milletin vekiliyim. Bakanı yakalasanız bile basın müşavirinden izin almanız lazım görüşmek için. Valla ben basın müşavirinin o edepsizliğini de gördüm. Ben milletin vekiliyim. Kusura bakmasın kimse. Ben milletin vekiliyim. Konyalı'nın vekiliyim. Kimse benim sesimi kısamaz. Bu kadar basit. Bak iddialıyım bak. Bak evet. Fahrettin Yokuş olarak. Benim sesimi kimse kısamaz arkadaş. Edebiyle kim olursa olsun ben giderim edebimle. Çünkü bakanın da, cumhurbaşkanının da, vekilin de herkesin bir sınırı vardır. Herkes sınırların içinde, danışmanın da bir sınırı vardır. Sınırların içinde kalırsa nezaketten ayrılmayız. Mesela orada siz bakan olsaydınız, size bir soru sorulduğunda siz tam cevap verecek pozisyonda, ya bunu şu anda sırası değil, sonra konuşalım da diyebilirdi bakan, ama tam cevap verecekken basın müşavirinin araya girip lütfen deyip, sayın bakan buyurun deyip arkadan eliyle iteklemesi size yapılsaydı ne yapardınız? Çok nezaketsiz bir durum. Bir dakika haddini bildirdim. Dönerdim. Basın mensubuna cevap vereceksen verirdim. Sonra açıklayacağım dersen derdim. Ama bakın şimdi Sayın Bakan'ı niye oradan kaçırdılar? Niye kaçar bir bakan? Cevap versin kardeşim. Versin cevabını. Desin ki ben kardeşim ithal ete 26 liraydı 28 yaptım. Karkas eti. Efendim ötekini de 28'de 29 yaptım. Niye ona 2 lira, niye buna 1 lira? O 300 tırla ilgili soru soracaklardı. Niye bu ne o? Ben et birliğine gittim Ankara'da. Buradaki et birliği başkanıma da gittim. Rapor aldım, bilgi aldım. Bu kardeşlerimiz uğraşmış. Bak hakkını yemeyelim. Kırmızı et, Nazif Karabuk. Nazif Bey uğraşmış. Anlattı bana. Bakan Bey, Cumhurbaşkanı. Demişler ki yahu birine yabancı ete 2 lira, bize 1 lira niye böyle yapıyorsunuz? Bari ikisini de 2 lira yapın. Ya 1 lirayı et üreticisinden 1 lirayı esirgeyen bir ülke bakanı var. Yani 1 lira. Bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sonuçta şu. Ben şimdi buradan iktidar sahiplerine soruyorum. Ben biliyorum da onun için soruyorum. Çiftçilerimiz de hayvancılık yapanlar da dinlesin. Bir araştırın bakalım. Basıncılara da söylüyorum, dinleyenlere. İstanbul'da en çok ithal et getiren bir sivil meslek kuruluşu odası başkanı kim? Bu adam yıllardır hangi partili? Şunu söyleyeceğim. Bu çiftçi bir yandan iktidarın zengin iş adamlarının ithalatına destek vererek çiftçinin canına ot tıkıyor. Hayvancılık yapanın canına ot tıkıyor. Bir yandan da tüccara teslim ederek, tüccarın eline vererek çiftçimizde, hayvancılığımızda
oyun oynuyor. Onun için. İstersen şu Sayın Bakan'ın görüntüyü verelim, onun üzerinde konuşmaya devam edelim. Her gerçeği burada söyleyeceğiz dedik ya. Evet. Ben kitabın ortasından konuşurum. Ben öyle kıvırtmayı bilmem. Çok teşekkür ederiz. Kıvırtmadan konuşurum. Videoyu izleyelim arkadaşlar, hazırlamışlar. Tabii, Sayın Bakan'ın düşürüldüğü durum nasılmış, hep beraber izleyelim. Gün süreyle 300 TL'lik bir... Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Çok üzüldüm Sayın Bakan, lütfen. Hayır, bakan dinlerken araya giriyorsunuz. Tarım Bakanlığı tarafından yanıtsız bırakılan o soru Et Süt Kurumu'nun yaptığı et ihalesiydi. Eğer bakan danışmanları izin verseydi, önce etleri alıp ihalesini sonra yaptıkları iddiasını soracaktık. Bir sorumuz olacaktı bizim. Evet. Geçtiğimiz günlerde Et Süt Kurumu bir ihale açtı. Bir gün süreyle 300 TL'lik bir et. Et Süt Kurumu 27 Eylül'de öğle saatlerinde bir ihale yayınladı. 300 TL'lik kemiksiz zop et için gümrük izin etleri ihalesi. Fakat başvuru için son gün 28 Eylül sabahı, yani hemen ertesi gündü. Oysa normal bir ihale süresi en az 4 gün. Üstelik Et Süt Kurumu'nun başlattığı eski ihalelerinde de süresi genelde 7 gün. Bir gün firmaların ihaleye başvurmasına bile yeterli bir süre değil. Fox Haber bu konuyu Et Süt Kurumu'na sordu. İddiaya göre ihale zaten gelen etler için açılmıştı. Yani önce etler geldi, hatta tüketicinin sofrasına ulaştı. Sonra da göstermelik bir ihale yapıldı. Et ve Süt Kurumu bir süre sonra topu Tarım Bakanlığı'na attı. Bakanlık da önce bakanın yurt dışından gelmesini beklediklerini, açıklamayı sonra yapacaklarını duyurdu. Ne cevap verecek? Yani ne cevap verecek? Bir günde ihale. İhale yasası çiğneniyor. Yani bir günde değil. Yani, öğleden sonra açmışlar, sabahında bitirmişler. Ondan sonra benim köylüm, benim çiftçim, benim hayvancılıkla uğraşanım. Bu hükümete, bu anlayışa ne diyecek ya? Yani ne diyecek ya? Ve etler gelmiş önceden. Gelmiş etler. Yani ne prosedür diyecek? Prosedür tamamlamışlar. Allah aşkına. Ama Sayın Vekil, Milletvekili, bakın size şunu da sormak istiyorum. Bunları biz anlatacağız. Şimdi 300 tır ihalesi bu şekilde yapılmış. Yani öğleden sonra ihaleyi açmışlar. Saat 10'a kadar süre vermişler. İhale için müracaat edilecek yerler Edirne, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon. Ve ne hikmettir ki, bakın, altını çizerek söylüyorum. Ne hikmettir ki bu ihaleyi alan firmanın bu bahsedilen illerde şubeleri var, başkalarının yok. Ve bu ihaleyi alan firma, ismini ben de söylemeyeceğim adrese şimdi. Adrese teslim ihale derler buna. Evet. Hani ve şeyde. İsmi AK Parti'ye çok yakın. Demin dedim efendim biriz. Ben adını söylemedim. Ben de söylemedim. Neden söylemedim? Bakın. Yani şimdi diyecek ki bizi dinleyenler, ya vekil, ya işte siyaset yapmıyoruz ya, ne siyaseti? Ben yarın o köylülere tekrar gideceğim. Halatını sormaya gideceğim. Bütün bunları anlatacağım, bir daha anlatacağım. Oy filan istemeyeceğim. Vallahi ister versinler ister vermesinler. Bizim derdimiz oy değil. Benim derdim değil en azından. Benim partimin de derdi değil. Ama kardeşim, bu ülkede birileri artık yeter ya, kral çıplak demeli. Bu ülke yönetilemiyor. Kimse kusura bakmasın. Ne demişti bu hükümet? Hani siyasete geldik ya. Ne demişti bu iktidar? Alelacele seçime gitti, erken seçime. Niye gitti? Sebebi neydi? Ekonomik kriz geliyor dendi. Değil mi? Şimdi kriz de yok diyor. Rasyonel değil diyor. Allah, psikolojik diyor. Ya kriz yok diyor. Allah Allah. Anket yapmışlar. Vatandaşın %82'si kriz var diyor. Yanlış biliyor. Bu bir ay önce söylüyor şimdi daha da beter. Şimdi nasıl kriz yok? Allah Allah. Ey Müslümanlar. Allah aşkına. Geçen sene hacca gittiniz, umreye gittiniz. Allah kabul etsin. Bu senede umreye gitmek isteyenleriniz var. Hac çıkarsa yeni insanlarımız hacca gidecek. Daha dün Diyanet İşleri Başkanlığı umre fiyatlarında geçen yıla göre, sezona göre %57 artış yaptı. Kriz yok. %57. Bakın, yarıdan fazla. Allah aşkına. Ey emekli, ey işçi, ey esnaf, ey memur, ey çiftçi. Sen bir sene önceye göre %57 kazanç sağladın mı? Bana bir memur bunu söylesin. Bir işçi bunu söylesin. Bir esnaf bunu söylesin varsa, bir tane çiftçi bunu söylesin,
ben bütün söylediklerimi hepsini geri alıyorum. Kriz yok. Kriz yok, doğru. Ya kriz bulur. Çiftçinin DAP gübresi 1493 lirayken 3200 liraya çıkmış. Kriz mi canım bu? Bu hikaye, uydurma bir şey. Kriz nasıl olmalı? Ha? Gökten başımıza taş mı yağmalı? Yani nasıl bekliyoruz krizi? Faizler olmuş %25. Enflasyon olmuş tüketicide. %25 alırken yani ya, %40 hissedilen bir yüz faiz var. Üretici enflasyonu, bakın üretici enflasyonu %46 olmuş. Şimdi ben soruyorum, hani buradan da sorayım. Üretici diyor ya, çiftçi de bir üretici. Değil mi? Ey çiftçi, senin ürettiğin mal %40, ürettiğin ürünlerde %40 zam mı aldın? E kim aldı o zaman? Üretici endeksi %46 artmış. Sanayici mi? Kim? Bakın bu üretici endeksi diyor efendim. Üretici, hayvan üretici de bunda, çiftçi de bunda, sanayici üreten, üreten. E soruyorum şimdi çiftçiye, köylüye. Ey çiftçim, ey köylüm, ey hayvancılıkla yapan kardeşim, Allah aşkına söyle. Geçen seneye göre bu sene %46 cebine fazla para mı girdi, eksik mi girdi, ne oldu, bana bir anlat. Ama burada da şöyle bir olay var. Bu 2019 yılı bütçeler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi %256 artmış yanılmıyorsam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 milyar TL civarında bir bütçesi varken 10 milyara 3 milyar zam yapılmış. Ama işte bu ülkenin üreten gücü, çiftçi olmazsa bu ülke olmaz dediğimiz çiftçinin bağlı olduğu, muhatabı olduğu Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi 36 milyardan 23 milyar TL'ye düşürülmüş. Yani 13 milyar TL eski parayla 13 kat trilyon tırpan yemiş. Bu tırpanı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tarıma yani mesela tarımdan... Sayın Cumhurbaşkanı şunu da söyledi. Biz israf ekonomisini bırakıp üretim ekonomisine geçeceğiz dedi. Çiftçilerimize, üreticilerimize destek verecek dendi. Bütçesi 13 milyar TL azaltıldı. Bu tezat nasıl değerlendiriliyor? Vallahi tabii ki şimdi eğer Tarım Bakanlığı'nın bütçesi 13 milyar lira eksiltilmişse demek ki çiftçimize, öyle mi, bunun anlamı bu, efendim şeyimize, hayvancılıkla uğraşanımıza, yani tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan insanlara demek ki daha fazla, daha önce para verilmiş, bu sene bütçeyi kısmışlar, daha az verilecek, daha az verilecek. O zaman çiftçi, hayvancılık yapan bir düşünsün bunu. Niye kısıtlanmış? Ya 36 milyar bütçe varken alamadığını, 23 milyarken alabilecek mi? Alamayacağı ortada, dememize gerek yok. Ha, Diyanet'in bütçesi 7 milyar TL artırılmış. 10... Ne güzel, bak ne güzel. Şimdi biz, Diyanet lafı geldi mi, Müslümanız hepimiz elhamdülillah ya, hemen tüylerimiz diken diken olur. Hemen vatan haini demeye başlarlar. O din düşmanı, din, şimdi elbette ki yüce dinimizin bütün insanlara temel öğretisinin öğretilmesi en güzel şey. Her birimizin İslam ahlakıyla bütünleşmemiz çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımıza harcanan ya da Diyanet'in verdiği her hizmet güzel. Buna bir şey demez kimse. Ama kardeşim, ama kardeşim. Şimdi bir örnek vereceğim. Yani şimdi elimizi vicdanımıza koyacağız. Konya Belediye'miz çocuklarımız sabah namazına yollayarak, biliyorsunuz. Bisiklet kampanyası. 45 bin bisiklet dağıttı. Tam 24 milyon lira harcadı. Güzel. Teşvik. E şimdi eğri oturup doğru konuşacağız ya. Ya bizim belediyemizin işi. Çocukların dine teşviki ya da namaza teşviki mi, görevi mi? Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevi mi? Öyle mi? Şimdi her kurumun bir görev sahası var, değil mi? Siz sağlıkçıysanız sağlıkla ilgili alanda göreviniz. Eğitimciyseniz eğitimle ilgili. Ya kaynaklar o işte kullanılsın diye kaynak verilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Niye? Belediyeler. Belediyelerin görevi bu mu? Değil. Eğer belediyenin elinde parası varsa, kaynağı varsa,
Bunun yerine demin anlattım. Kanalizasyonlar benim sağlığımı tehdit ediyor. Ey belediye. Önce onu yapacaksın. Önce sağlık. Önce sağlık senin işin. Senin işin kanalizasyon. Senin işin su. Senin işin çevre. Yol. Öyle mi? Yol. Senin için benim iyi yaşayacağım şehir, kasaba, köylerimin tertemiz havası. Senin görevin ne? Senin görev tanımında bu mu var? Bu var mı? Yok. Sen görev tanımının dışına niye çıkıyorsun? Ha, ben oy devşirmek için çıkıyorum diyorsan Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah'a havale edeceğim. Niye? Bildiği gibi yapsın. Bakın, bu belediyenin 700 milyon lira borcu var. Eski parayla 700 trilyon. Başarılı belediyeymiş Konya Belediyesi. Neyi başardın emmioğlu? Eğer neyi başardın? Bana bir söyle bakayım. Git köylerin halini bir gör. İlçelerin halini bir gör. Yani Konya'da düz mekan. İki tane köprü yap. Üç tane bahçe yap. Üç tane çiçek koy. Memleketin anasını belle. 400 bin kişiye iftar yemeği verdi seçimlerde. Bu belediye Türkiye genelinde. Zehir zıkkım olsun o belediye başkanlarına da yöneticilerine de. Kusura bakma. Yüce dinimizi kullanarak seçimlerde kardeşim ey belediye senin işin vatandaşa iftar yemeği vermek mi? He? Senin işin vatandaştan aldığın vergilerin hakkını vatandaşa yol, su, elektrik, temiz hava yaşanabilir bir şehir olarak sunmaktır. Benim köyümdeki insanlar sulardan zehirleniyorsa, galvanizli borulardan su içiyorsa hala 30 yıldır diyor benim köylülerim biz bu sudan içiyoruz, zehirleniyoruz. Bakan yok. Kanalizasyon akıyor, bakan yok. Köylü perişan, yoluna bakan yok. Birçok köye, kasabaya ya ben gittim. Belediye otobüsü mü istiyorlar? Yok. Diyorlar ki ya bir belediye otobüsü verin. Yok. Yok, yok, yok. E şimdi bunlar burada geçenlerde okullara, çocuklara da 4 milyon liralık takvim yapmışlar. Takvim yapmışlar. Onu iptal ettiler. Sonra iptal etmişler. Vay be, vay be. Şu 700 milyon borcu niye ettin? Nereye yatırdın ey belediye? Nereye yatırdın? Kimi ihya ettin? Ah, ah, ah yüce Rabbim. Bizi bir iktidar etse de şu haram, kim haram yediyse şu güzel memleketimde. Kim bu milletin rızkını, çoluğunun, çocuğunun, bizim verdiğimiz vergileri zehir zıkkım olsun kim yediyse. Neden? Bakın Recep Bey. Ben de senin gibi çok öfkeleniyorum. Niye öfkeleniyorum biliyor musun? Bakın. Elhamdülillah Müslümanız. Öyle mi? Çok şükür. Elhamdülillah. Çok şükür. Ya kardeşim, Müslüman kul hakkı yer mi? Ha? Yer mi ya? Demiyor mu Yüce Yaradan? Kul hakkıyla gelme, şirkle gelme diyor değil mi? Bütün başka günahlar işlesen de ben affederim diyor mu? Bize öyle öğretildi. Ama kul hakkıyla gelme karışamam diyor Yüce Yaradan. Şirk ettiysen yani Allah'ın inanç, din, İslam'a şirk koştuysan, Allah'ın ayetlerine şirk koştuysan işin kötü diyor. İnkarcılık yaptıysan. Ama diyor diğer günahlarını bir şekilde öyle mi? Affederim diyor. Şimdi sana soruyorum. Belediye istisnasız devletten İller Bankası'ndan yardım alıyor mu? Alıyor. Yine vergi alıyor mu vatandaştan Konya'da yaşayandan? Alıyor. Yani 81 milyon vatandaş bir şekilde harcamalarından dolayı devlete vergi veriyor mu? İster çalışsın ister çalışmasın. Ben maliyeyi çok iyi bilirim. Ekonomi Bakanlığı'ndan geliyorum. Maliye sendika alanımdı benim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelirlerinin %83'ü vergilerden oluşur. Recep Bey, bugün Konya'da doğan çocuğumuz için aldığımız her malzemede vergi var. Yok mu? Var. Bugün rahmete gönderdiğimiz, rahmete eriştirdiğimiz bir Müslüman kardeşimiz için harcanan yemek parası dahil, kefen şeyi dahil, hatta burada bilmiyorum ama mezar parası, Ankara'da mezar parası, KDV var mezar parasında bile. Öldüğünde bile KDV var. E şimdi bütün bunlar nerede toplanıyor? Devletin hazinesinde. Şimdi bu devletin hazinesinde toplanıyor. Hazinenin başı kim? Devleti yöneten hükümet. Kim?
Cumhurbaşkanı kim? Bakanlar kim? Bu hazineden belediyeye para aktıyor. Öyle mi? Yani 81 milyonun hakkı bu belediyeye geliyor. İller Bankası kanalı her belediyeye geliyor. Bu belediyede bunu çarçur eden Müslüman, bunu haksız yere ihaleyle eşine dostuna peşkeş çeken, bunu vatandaşın için kullanmayan, siyasi rant elde edeceğim diye kullanan belediye başkanı encümeni, bunların hepsi günahkar. Bunların hepsi kul hakkı içindeler. İşte biz iyi partililer, Allah bizi iktidar ederse, nasip ederse, aman ha aman diyeceğiz. Aynı Hazreti Ömer'in meselesi gibi. Kul hakkı, kul. Bunun hesabını veremeyiz deyip ne yapacağız? Ne yapacağız? Devletin bir kuruşunu ne yapacağız? Eşe, dosta, tanıdığa peşkeş çekmeyeceğiz. Tabii iktidar olursanız israf etmeyeceğiz. İktidar olduktan sonra sizinle de bunları konuşmak isteriz ama Uğur edin. İbrahim Altay Konya Büyükşehir Belediye Başkanı da cevap hakkı var. Arzu ederlerse Sayın Yokuş'la beraber bir programda da ağırlamak isteriz. Veya telefonla da katılabilirler. Biz kitabın ortasından konuşmaya devam edeceğiz. Kimi acıtırsa acıtsın. Tam kul hakkı noktasına gelmişken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlanmadan direkt kararname bakanlıklara gönderilirse burada insanlar şuna bakıyor. Milli güvenlikle ilgili veya açıklanmaması gereken konular kararnameyle direkt gönderilir. Cumhurbaşkanlığı Mayıs 2018'de yani seçimlerden önce bir kararnameyle Güneydoğu'da işte Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Urfa illerinin de içinde olduğu illerimize enerji desteği adı altında 5 yıllık bir destek başlattı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Bu destekte ne var? 5 yıl sürecek bu desteklemede %65 ile başlayacak. Her yıl 10 puan düşürülerek işte önümüzdeki yıl 55-45 diye gidecek. 5 yıl devam edecek. Çiftçilere bir nevi destek verildi. Tabii burada da bu desteğin çiftçiye mi verildi yoksa o bölgenin dağıtım şirketi olan TEDAŞ'a mı verildiği soruları hemen sorulmaya başlandı. Çünkü o bölgede elektrik kullanan mı, parası ödeyen mi var? Kaçak elektrik kullanım oranının nüfusa göre en fazla olduğu bölge. Bununla ilgili bana eleştiri de yazmışlar. Ben sosyal medyada paylaşınca Konya 11. sırada geliyor. Bakanlığın listesi de kaçak elektrik kullanımında o illerin hiçbirisi listede yok diyor ama nüfusa göre bakıldığında orası çok yüksek. Burada şimdi kul hakkından bahsederken burada soru şu. Bu firma buranın ihalesini alırken kaçak kullanım bedelinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyor muydu? Bu firmanın hesabına mı bu %65 destek yatırılarak firmaya bir kıyak geçildi? Çiftçilere mi? Eğer çiftçilere verildiyse Konya'daki, Aksaray'daki, Samsun'daki, İzmir'deki, Antalya'daki çiftçilerin bu destekten niye yararlanamıyor? Enerji maliyetleri en çok yüksek olan işte Konya mesela. Konyalı çiftçilerin hakkı mı yeniyor? Oradaki insanlara bu ayrımcılığın sebebi nedir? Tabii sebebini bunu yapanlara sormak lazım. Vicdansızlık tabii bu yapılan vicdansızlık. Zaten efendim orada bakın o saydığınız vilayetlerde elektriğinde, suyunda yani kamu hizmetlerinin hepsinde %70'i kaçak. Zaten oradaki nüfusun İşte da, o oran kadar da tabii, destek vermişler. O nüfusun %70'i de zaten fakfuk fondan besleniyor. Bakın vergi de vermiyorlar. Zaten devlet onları besliyor. Elektriği de bedava. Her şey bedava. Şimdi işin garibi. Bakın oraya teşvik verilmesine gerek yok ki. Neden gerek yok? Zaten bakın. Faturaları da ödüyoruz. Biz zaten elektrikle kayıp kaçak bedelini sen ödüyorsun, ben ödüyorum. Yani namuslu vatandaş ödüyor. Hatta mahkeme kararı var. Kayıp kaçaklar vatandaşa ödettirilemez diye. Bakın mahkeme kararı var. Mahkeme kararının yasal düzenlemesi için meclise daha önceki dönem muhalefet getirdi bunu. Dedi ki ya mahkeme kararı var. Kanun düzenlememiz lazım. Kayıp kaçağı niye vatandaş ödesin? Ben çalmadım ki ben ödeyeyim kayıp kaçağı. Bu hükümet razı olmadı. Bu hükümet yani bundan önceki hükümet diyeyim tabii. Yani son kurulan hükümet değil ama AK Parti hükümeti. Evet. Kabul etmedi.
zehir zıkkım olsun. Ben her gün, sen her gün, her ay, milyonlarca vatandaş her ay kayıp kaçak bedeli ödüyoruz biz. Yani kim hırsızlık yapıyorsa Türkiye'nin neresinde zehir zıkkım olsun. Özellikle doğuda yapıyorlar, batıda yapıyor, nerede yapıyorlar? Ama ya bu tabii bölgede, şimdi bakın, Güneydoğu'da yaşayan tabii, insanların da yaşadığı çok zor diyor. Şartlar. Bakın böyle bir devlet olur mu? Sen kardeşim, sen o bölgede elektrik parası ödeyen yok. Vergi ödeyen yok. Sadece kamu kurumları elektrik ödüyor. Kamu kurumları ödeyen yok. Diyor ki Tayyip Bey, ben diyor bütün Türkiye'ye hakimim. Allah Allah. Hakimsen kardeşim. Ben burada beni yakalasan kaçak elektrik kullanıyor diye. Öyle mi? Hemen yasal takip başlıyor. Hemen yasal takip yapıyor. Elektriğimi kesiyor. Olmadı mahkemeye veriyor. Doğu'da %70'i bunu yapıyor. Devamlı da yapıyor. Onların dokunulmazlığı mı var? Üstünlüğü mü var? Yoksa gücün mü yetmiyor? Ben bir siyasetçi olarak soruyorum. Biz eşit vatandaş değil miyiz? Oraya teşvik veriyorum da Konya'da daha birçok köyüne gittim. Burcuvası'na gittim. Yeşildağ'a gittim. Bilmem Bozkır'ın köylerine gittim. Oralarda su çok olmasa bile hani su parası ama gel bu tarafa Kadın Hanı'ndan tut Yunağa kadar. Akşehir'e kadar, Ereğli'ye kadar. Yahu her yerde su, elektrik maliyetleri icralık olduk, ödeyemez olduk. O dediğin gibi bir ay ödemesek kesiyorlar. Ondan sonra ekstra para ödüyorum. Tekrar aç kapa parası alıyorlar. Ve canımızı ot tutuyorlar. Niye buna teşvik gelmez? Ha niye gelmez acaba? Canım ne gereği var ya bizim Konyalı. Konyalımız Allah'a şükür. AK Parti iktidarına her seçim çuvallar dolusu oy veriyor. 10'ar tane milletvekili yolluyor. 12'şer tane. Oh ne güzel memleket. Niye yapsın canım? Ben olsam ben de yapmam. Sözün geri. Hani evet. Lafın şeyi. Ondan sonra belediye başkanları hep onlardan. Yarın seçim olacak. Belki yine aynı şey olacak. O zaman vallahi ben de diyorum ki ne yapalım canım? Hani derler ya güzel bir deyim var. Elle gelen düğün bayram. Hemşerilerim. Evet. Vallahi siz böyleyseniz benim için de hava hoş. Allah'a şükür vekil oldum ama zaten emekli olmuştum. Emekli devlet memuruydum. İyi bir kademeden emekli oldum. Vekillik yapmaktan da hayatımı geçirebilirim. Çok şükür. Çoluk çocukta işi gücü oldu. Allah'a şükür. Vallahi bu Türkiye şartlarında ben çok iyi durumdayım. Köyden çıkmış bir köylü çocuğum. Babam çiftçiydi. Kamyoncuydu. Hayır. Bak. 6 kardeştim. 5 kardeştim. Allah'a çok şükür ya. 40 yıl devlete hizmet ettim. Ankara'da memuriyet filan. Vallahi yani, Allah'a çok şükür. Evim var, arabam var. Muhanete muhtaç değilim. Hani evet, köylü ağzıyla. Evet. Muhanete muhtaç olmamak. Ama beyler. Ülke kötü gidiyor. Ülkenin her yeri adaletsizlik. Ülkenin her yeri ayrımcılık. Bunlara tahammül edemediğim için hizmet etmeye çalışıyorum. Yani paraya... Bakın yarından sonra da Adıyaman'a gideceğim. Adıyaman'da da soracağım ne kadar elektrik kaçağı var. Burada ekonomi nasıl? Bunları da soracağım. Evet, reklama gideceğim. Tabii şunu demek istiyorsunuz. Hemen burada yanlış anlaşılma olmasın. Benim ekonomik olarak paraya ihtiyacım yok. Geçinme sıkıntım yok ama kavga, millet kavgası. Benim davam o. Arkadaş. Köylü davası. O yüzden biz bunları konuşuyoruz. Vallahi oylarına da ihtiyacım yok. Evet. Kusura bakmasın. Ama ben doğruları söyleyeceğim. Herkes elini vicdanına koyacak. Kardeşim, şunun için diyorum. Biz kimsenin, herkesin iradesine saygı duyuyorum. Ama ya arkadaş, haksızlığı sorgula. Yine Tayyip Bey'i sev, partisini sev. Vallahi hiç şeyim yok. Ben saygı duyarım. Ama sorgula Müslüman. Yanlışla doğruyu sorgula. Eğer sorgulasa, bakın bizim AK Parti'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın en büyük eksiği şu. Yahu bir sorgula. Edebiyle sorgula. Yani kırıp dökme ya. Diyoruz ki ya vekili bulduğun zaman, bakanı bulduğun zaman, partiliyi bulduğun zaman. Ya arkadaş. Ya bak doğuda elektrik kaçağını niye bize ödetiyorsunuz? Orada niye ayrım oluyor? Bak ya bizim tarımda bizim durumumuz şu. Niye bize kanun gereği verilen teşvikler verilmiyor?
Ya bak biz perişanız. Bakın şimdi otomotiv sektörü canlansın diye hükümet, biliyor musunuz? Otomotiv sektörüne teşvik getirdi. Ya arkadaş, ben nasıl buğday ekeceğim? Bana niye vermiyorsun ya? Yani bana niye vermiyorsun ya? Beni niye perişan ediyorsun? Yani ben niye unutuyorsun? Evet, reklama gidelim. Sevgili yani seyirciler. Yani köylü vatandaş bunu demeli. Daha bak şeye giremedik. Esnafın derdine. Esnafın derdine girmeden önce WhatsApp mesajı, 100-150 tane WhatsApp mesajı birikti. Keza diğer medya, sosyal medyadan da sorular var. Sevgili seyirciler, Sayın Milletvekili'nin söylediği sorgulayan bir toplum olmamız gerektiği. Evet, sorgulayan bir toplum olmalı. Bu vatan toprakları milyonlarca şehit kanlarıyla sulandığı için bu topraklar vatan oldu. Diyarbakır'da bizim, Mardin'de bizim, Urfa'da bizim. Yani Güneydoğu ayrımcılığı gibi bir olay derdimiz değil. Ama kardeşim, Güneydoğu'daki, Mardin'deki, de, Urfa'daki çiftçi kardeşimle Konya'daki çiftçi kardeşim arasında ayrım yapmayın. Kaçak elektrik kullanılıyorsa bunu engellemek devletin görevi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümran bir devletse bütün vatan sahtında bu devlet gücünü kullanabilmeli, kullanabilecek kapasitede tecrübede bir devletiz biz. O yüzden hem Güneydoğu'daki çiftçilerimiz neden kaçak elektrik kullanıyor? Bunu irdelenmesi lazım. Hangi mecburiyetler onları o noktaya itiyor? Bunun da sorgulanması lazım ve çözülmesi lazım. Yoksa başka türlü Güneydoğu'daki insan kaçak elektrik kullanıyor diye tuhkaka değil. O şartları geliştirmek, düzeltmek ve oradaki sosyal yapıyı düzenlemek de devletin işi. Ya biz olayın kolay tarafından şey yapmıyoruz. Yani al gülüm ver gülüm sorularla etliye sütlüye dokunmadan program yapan arkadaşlarımız da var. Ama biz onlardan değiliz. Sorguluyoruz. Yanlışımız varsa özür dilemeyi de biliriz. Cevap hakkı doğanlar istediği zaman telefonla bağlanabilirler. Ama sorgulamadan daha kaliteli hizmet alamayız. Hem mevcudundan hem geleceklerden. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam edecek.